Muhammed'le Cuma günü yakından tanışmaya fırsat buldum. Hem de meclis cezaevinde görüşüyorum. Görüşme sırasında kendisi oldukça rahattı ve bugün bir gün bunun başına gelebileceğinin farkındaydı. Tabii ki sizin bildiğiniz işkencelerden söz etti, başına gelen olaylardan. Ama yani onu özgürlüğün özlemi dışında rahatsız eden pek fazla bir şey yoktu. Oradaki gördüğü muamele ya da tutuklamaya itirazla ilgili dilekçesini veremeyişi bile onu o kadar çok kasmamıştı. Ama tabii ki yani özgürlüğe olan özlem ve de onun haklara bir işaret çakmak için, haklara bir tepki için orada var olduğundan dolayı tutuklu olmasına anlam veremiyordu her özgür insan gibi, her aktivist gibi. Netice olarak bir avukatı olarak bir dışarıdan bir insanla görüşmek onu mutlu etti. Ve kendisiyle ilgili olarak uğraşan ve onun haklarına sahip olan çıkan herkese çok teşekkür ve selam var. En azından onu iletmek istiyorum. Biz insan hakları örgütü olarak hem bizim kuruluşumuzda emeği hak geçmiş kişi olan hem de düşüncesi ne olursa olsun haklara bir işaret çakan, tepki gösteren haksızlıklara tepki gösteren her insanın yanındayız muhakkak. Ve onun bu haksız yere tutukluluğunun derhal ihlal edilmesini istiyoruz. Ve de bir insanın, bir şüphelinin sanık olarak suç işleme ihtimaline bağlı olarak tutuklu kalması o insanın özgür kalması gerektiğinin karşısında daha önemli değildir diyoruz ve muhakkak özgür kalması gerektiğini düşünüyoruz. Ki kaldığı yerden yine eylemlerine ve hakka karşı hakların temini için eylemlerine devam etmesin. Teşekkür ederim. Adil medya, adaletli ve ilkeli habercilik.